yüce dağ başına canan kar yağmış gibi. Ağarıp duruyor canan kar belli belli. İndim enginlere canan seyran eyledim. Al yeşil giyinmiş leyli 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 leyli. Har belli belli, har belli belli. Al yeşil giyinmiş leyli 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 leyli. Har belli belli, yar har belli belli. Yalan sözü gerçek gibi söyleyen, hendeyi görmeden ırmak boğlayan, kâr ederim deyi deyi zarar eyleyen, zarardan ötesi leyli 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 leyli. Kar belli belli, kar belli belli. Zarardan ötesi leyli 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 leyli. Kar belli belli, yar kar belli belli. Selvi boynum eğilir, yel vurdukça top zülüfler dağılır. Güzel olan nerede olsa sevilir, sevilir mi leyli 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 leyli. Hor belli belli, yar hor belli belli. Çirkin sevilir mi leyli 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 leyli. Hor belli belli, yar hor belli belli. Bravo hocam. Bugün seyircimiz yok. Maşallah. Evet sevgili dostlar. Güzel bir Kangal Sivas türküsüyle Ahmet Yamacı üstadımızın derlemiş olduğu güzel bir türküyle programımıza başladık sevgili dostlar. Yüce dağ başına kar yağmış gibi ağarıp duruyor canan, kar belli belli. Her şeyin bir belli olmaz zamanı vardır. Karlar da erimesi gereken zamanlarda erirler. Bizim zamanımız gelince de türkü söyleme zamanımız. Böyle türkü söyleriz işte, her şeyin zamanı var. Bugün de Ehl-i Dem zamanı gene geldi. Ehl-i Dem akşamında birlikteyiz sevgili dostlar. Cemal Cemal'e, gönül gönüle türkülerimizi söyleyeceğiz. Birlikte eğleneceğiz, birlikte neşeleneceğiz, birlikte güleceğiz, birlikte ağlayacağız. Ama en önemli şey birlikte düşünmesini öğreneceğiz sevgili dostlar. Yine Ehl-i Dem akşamında gene türkülerimizle birlikte olacağız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Sizlere türkülerimizi dillendirecekler. Atalarımızın bize miras bıraktıkları türküleri dillendirecekler sevgili dostlar. O yüzden şu anda çaylarınızı doldurun. Demli olmasın fazla. Koltuklarınıza böyle yaslanın, böyle rahat rahat. Ara sırada da bize eşlik edin. Ama işte ondan önce Yıldız En TV ailesine biz teşekkür edelim. Bize programımızı aracılık ettikleri için bir teşekkür de size edelim başta. Parmağımın ucunda WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattımızdan bize gönderecek olduğunuz mesajlarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Her hafta olduğu gibi gene türkülerle yolculuğumuz olacak bu akşamda. Gene türkü dostları ve türkü ustaları aramızda olacaklar. Kadınlarımızdan başlayacağız diyeceğim ama onu demeden önce bir hatırlatma yapayım. Özellikle bu akşam tabii bizim bir Koçgiri albüm çalışmamız var. Ona değineceğiz ama programımızın ilk bölümünde genel anlamda türkülerimizi söyleyeceğiz. Son bölüme doğru da hem albümle ilgili hem Koçgiri yöresinin türküleriyle ilgili geniş bir muhabbet ve oradan da örnekler vereceğiz. O yüzden Koçgiri ekibi, siz biraz yavaş yavaş bekleyin. Sona doğru gelecek o Koçgiri havaları baştan. Çünkü Koçgiri ekibi bugün buradaki herkes Koçgiri 4 albümünde bulunan arkadaşlarımız, aramızda olmayan arkadaşlarımız da var. Onlara da ilerleyen zamanlarda umut ediyorum konuk alırız. Ben her zaman olduğu gibi kadınlarımızdan başlayalım. Sevgili Gurbet'ten gelmiş bir türkü ustası Gurbet Bayar. Sevgili Gurbet, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Mikrofonun yok mu? Yaka mikrofonu takmadım ha, var orada. Galiba. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle beni davet ettiğiniz için. Burada Ehl-i Dem programında olmak, Yıldız TV'de olmak, birbirinden değerli üstadlarımla bu karede olmaktan son derece mutluyum. Buradan bizi izleyen Ehl-i Dem dinleyicilerine kucak dolusu selamlar, sevgiler diliyorum. Teşekkür ederim sevgili Gurbet. Diğer taraftan yine benim arkadaşım, dostum, kardeşim, Türklerin emekçisi, emektarı mutfağında olan, aynı zamanda da Koçgiri'nin de o bölgenin de evladı, o toprakların da sesi, o kültürü de yaşatmaya çalışan, Anadolu'nun tüm coğrafyanın, Türkiye'de yaşayan tüm coğrafyanın kültürünü yaşattığı gibi kendi kültürünü de yaşatmaya çalışan emekçilerden bir tanesi sevgili Binali Ergün. Binali, hoş geldin. Hoş gördük. Çok teşekkür ederim. Abi tanıtırken çok uzun olduğu için ben kısa keseyim, böyle telafi edeyim. Söylediğiniz bütün şeylere layık olmaya çalışıyorum. Ben sizleri takip etmeye çalışıyorum. İzleyicilerimize de bir merhaba de, en azından ekran başındakilere. Bütün izleyicilere de buradan korsan değil, normal selamlarımızı, saygılarımızı gönderirim. Ben hep bu programda korsan selam gönderdiğim için alışıklar. Şimdi bak Binali, şimdi burada iki tane kayıt cihazı var şu anda masada. Şu anda iki tane, şimdi Metin Öztem'le Dursun, şimdi onlar seni kaydediyorlar olduğu şu gibi. Seni kaydediyorlar, hareketlerimi kaydediyorlar. Sonra yarın gelecekler stüdyoda, Binali Hoca yok, böyle yaptı. Bana da yapıyorlar, bana da direkt hani. O yüzden dikkatli konuş yani, bunların eline koz verme. Ab Binali. Canları sağ olsun, seviyorum onları yani. Teşekkür ederim. Diğer taraftan gene onun yanında da gene Koçgiri'nin evladı, bu toprakların sesi. Koçgiri'nin türkülerinin de kendine çok yakıştığı gençlerimizden bir tanesi. İçimizde en genci o. Sevgili Metin Öztem. Metin, hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Hoş bulduk. Sağ olasın. Gerçekten çok mutlu olduğum bir ortam. Böyle her sene bir sonraki seneyi böyle sabırsızlıkla beklediğim o zamanı bir an önce gelmesini istediğim bir ortam. Çok teşekkür ederim. Çok kendimi kendi evimde, işte ailemin arasında hissettiğim bir ortam. Burada olmaktan çok mutluyum. Hocamı çok seviyorum. Belki kaydediyorum ama o benim için çok kıymetli. Bende çok emeği var. Kaydediyor. Hiçbir zaman inkar edemem. Her zaman benim için ustamdır. Onu çok seviyorum. Çok da takdir ediyorum. O yüzden de çok kameraya çok alıyorum. Hocam. Çok dikkat ediyorlar, evet. Bana dikkatliler. O bizim için çok kıymetli. Biz kıymet verdiğimiz insanları böyle bazen işte sohbetimize, muhabbetimize, işte şakalarımıza ortak ediyoruz. Sana da teşekkür ediyorum abi. Öncelikle teşekkür ederim. O Koçgiri albümü de çıktı. Sevgili Gurbet Hanım'a, Gurbet diyeyim ben ona. Yani Çok aramızda yaş farkı yok. Sevgili Dursun abiye de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Umarım güzel. Ekran başındakilere selam diyorum. Bütün dostlarımıza selamlar. Herkes, hiç kimse bizden ayrılmasın. Çok güzel türküler söyleyeceğiz. Umuyorum güzel bir program geçecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Diğer taraftan benim sevgili kardeşim, arkadaşım, dostum, onun dışında Koçgiri'nin albümlerinin benle birlikte ilk kuruluşundan bu yana yolculuk yapan ve albümlerin de her seferinde ben bu sefer son dediğim halde mutlaka bu sefer de hocam bu sefer de yapalım, bunu da yapalım, bunu da yapalım deyip uğraşmak istemiyorum. Tamam hocam dedi, diğer yüklerini ben alırım, stüdyo kısımlarını, sanat kısımlarını sana, koordinasyonu da ben sağlarım deyip 4. albüme getirdi. Ben şaka maka 1. albümden sonra bir daha yapmayacağım dedim. Dursun'un çabalarıyla 4. albüme geldik. En azından onun için de koordinasyon için de ayrıca teşekkür edeyim. Sevgili Dursun, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İyisin. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Yani Koçgiri albümü yapmaktan, kendi kültürümüze hizmet etmekten mutluyuz. Tabii ki bu kültüre, bu kapıyı sen araladın bizlere. Bu bağlamda emekleriniz ödenemez. Koçgiri 4 çıktı. Tabii ki bundan sonraki aşamada tamamıyla dinleyiciye ait, onların da destek vereceğine inanıyorum. Umut ediyorum en azından. Bundan sonra daha iyi şeyler, daha güzel projelere beraber imza atacağımızı düşünüyorum. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum hocam davetiniz için. Binali Ergün hocam, Gurbet'e, sevgili kardeşim Metin'le aynı ortamda olmaktan çok keyifli. Binali hocanın da emeği çoktur, hepimize emeği vardır. Tabii ki biz zaman zaman latife yapıyoruz, o bize alınmaz. Ben tedirginim ama. Metin hocam da tabii. Ortam güzelleşsin diye söyledi zaten onu. Sağ olun, hepiniz var olun. Ekran başında da bizleri izleyenlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yok aslında ben gerçekleri söyledim. Ortam güzelleşsin diye söylemedim. Bir arada benim taklidimi yapıyorlardı. Yapıyorlar. Metin de bir ara Dursun diyor aynı senin gibi okuyor. Hocam bir ara o da şey yapmış benim taklidleri okuyor. Bana göndermiş ben Dursun kadar beceremiyorum senin taklidini. Ama benimki taklit değil hocam. Gerçek. Benimki gerçek. Artık gerçekleşti. Çünkü neredeyse soyadını sadece değiştireceğiz. Binali Dursun Karataş şeklinde. Dursun Karataş olursa örgüt liderliğine gider. Binali hocam bir söz var. Diyordu ki seste Dursun Karataş, bağlamada da Dursun Acar. Aynen, yüreğine sağlık. Dursunlar bir şey söyledi, onu nasıl yapsınlar? İzleyiciler nasıl destek verecekler? Şimdi o Koçgiri bölümüne gelince sonra konuşacağız onu. Evet. Onu şimdi bu bölümde Koçgiri bölümü değil, son bölümlerde, son yarısından sonra, programın yarısından sonra daha çok Koçgiri kültürüne ve Koçgiri türküleriyle ilgili bölümümüz olacak. Ama şimdi biz genelde, çünkü Ehl-i Dem için, Ehl-i Dem izleyiciler arasında çok türkü severler var. Bazıları Kürtçe bilmiyorlar. O yüzden o son bölümde Kürtçelerimizi okuyacağız. Bu bölümde daha çok genelde herkesin eşlik edeceği türkülere eşlik edeceğiz. Evet. Sözü kadınlarımıza verdik de türkü değil küçüğe vereyim masada bugün. Hocam hiç fark etmez. Sen başla tamam, bugün küçükten başlayalım. O şimdi uzaktan geldi, o da şey yapsın o atmosferi. Ay, çok özür dilerim. Zamanında ben takmayı unutmuşum. Onu takmadan çalışmıyor doğru. Evet hocam vallahi aynen. Gerçekten. Oğuz şimdi sana bir hatır sordu yani kulağın çınlattı Oğuz şimdi senin. Mikrofonu da aç. Ben de sevgili Kulduran amcamızı anmış olayım bu eserle. Sevgili Necip Yılgın, yanlış bilmiyorsam müziği de ona ait. Sözü de Turan amcanın, onu da saygıyla yad edelim. Sen zalımdan dileme aman. Her cayı güzelden kıt olur iman. Elin dara düşsün de gör o zaman. Her yüze gülen yar olmaz imiş, yar olmaz imiş. Elin dara düşsün de gör o zaman. Her yüze gülen dost yar olmaz imiş, yar olmaz imiş. Umutla beslenir hayali serhoş. Cümle cihan sığar, dünya yeri boş. Güzelin yeri dar, dar olmazmış, dar olmazmış. Güzelin yeri dar, dar olmazmış, dar olmazmış. Sabra tahammül, ne de mühlet var. Nuru hikmettendir doğan afatlar. Tufana gark olur kalbi fesatlar. Ührevi alemde var olmaz imiş, var olmaz imiş. Tufana gark olur fesatlar. Ührevi alemde var olmaz imiş, var olmaz imiş. Ührevi alemde var olmaz imiş, var olmaz imiş. Teşekkür ederim. Yüreğine, diline sağlık sevgili Metin. Kulduran'ı dedin değil mi? Turan Amca'yı da saygıyla yad ediyoruz. Saygıyla ediyoruz. Müzik Necip Yılgın. Necip Yılgın, evet, bildiğim Necip kadarıyla, yanlış söylemiş olmayayım. Arkadaşımız, sevgili müzisyen arkadaşımız. Kulduran'ı sevgiyle iade ediyoruz. Sevgili Necip Yılgın'a da duyguları için teşekkür ediyoruz. Duygularına sağlık, ne diyelim. Sağ olun. Duygusal teşekkür ederim. Uhrevi alemde var olmazmış. Fesatlık mı? Bir önceki sözde ne diyor? Tufana gark olur, kalbi fesatlar. Uhrevi alemde var olmazmış. Var olmaz, fesatlık var olmaz, evet, anlamında herhalde. Anladım. Yüreğine, dinle sağlık. Teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor Gurbet? Gayet iyi hocam. Yerin rahat mı? Gayet biraz yorgun musun? Olmamak kötü, olmak yani kötü. Bence de rahat olun. Beni kaydediyorlar. Size bir şey yok. Seninle bir şey yok. Valla beni de kaydederler. Sizi yok, yok, artık dillerine şey düştük mü yandık hocam. Şimdilik yok en azından. Şu anda yok. Şu anda ben hemen zaten Binali'yi kaydettiklerini ya gördüm ilk bölümde zaten hemen. Evet. Baktım orada rekord düğmesine bastılar. Birbirine bakıştılar. Ben oradan anladım zaten. Bir önce şeyi veriyor. Onunla şimdilik yetinsin. Yarın de sorarsam ne söylediğini söyledi. Ben unuttum bile ama onlar unutmadılar. Ben de unutuyorum, onlar unutmuyor. Evet, eyvallah. Gurbetten hocam alalım bir şey. Mecnunların yolunda ne tatlısın, bal dökülür dilinde. Gönül ister beni senin kolundan, vuralar 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 beni. Saralar, saralar, saralar beni. Mahmut Erdal, figan edem güllere, karışayım boz bulanık sellere, adı şanı bilinmedik yerlere, süreler, süreler, süreler beni, süreler. Süreler, süreler beni. Erdal'a... Erdal okuyabilir, konuşabilirsin. Mahmut Erdal'a ait güzel bir türkü okudum. Birkaç sene önce bu ilk albümde okumuştum hocam bunu. Şiiri de Mahmut Erdal okumuştu. Buradan saygıyla rahmetle anlıyorum kendisini. Emeği de çoktur bende. Mahmut. Okumak istedim evet bugün. Mahmut Erdal Üstadımızın hepimizde emeği çok. Kültüre hizmet eden herkes bir şeyde olsa onun kabından beslenmiştir. Yani kesinlikle. Bazı üstadların birebir ders vermesine ya da onlardan birebir ders almaya ihtiyacın yoktur. Mesela bazen diyoruz ya hocam sana hocalık mı yaptı diyorlar mesela. Hı hı. Hocalık yapmasına gerek yok. Birebir evet. Bana alıp bu A, bu B, bu C demesine gerek yok. Bu uğurda eğer onlardan bir şeyler alıyorsan bu yola hizmet etmişse hepsi bizim hocalarımızdır. Kesinlikle hepsinin hocam. Şeyinden beslenmişizdir. Aynen, deryasından, ummanından bir katre hepimize bulaşmıştır. Sevgiyle İrfan ve mesela. Saygıyla yad ediyoruz. Evet. Mahmut Erdal'da senin de yüreğine dinle sağlık. Binali. Durum nasıl? Koz vermekten korkuyorum. Hocam çok iyi. Sıkıntı yok, gayet iyi. Sen mikrofonunu al ki unutmayasın. Sonra dediler mikrofonsuz okudu derler. Hocam evet vallahi gerçekten. Ama korkutmuşsunuz milleti. Hocam her şey şaka. Ben hani onun bağlamasını dinlemekten hani esprisiz bir şekilde çok keyif alıyorum. Buradan tekrar söyleyeyim. Lütfen yani darılmasın bize. Onu seviyoruz o yüzden. Gerçekten çok seviyoruz. Şaha doğru giden kervan, şaha doğru giden kervan. Çok ağladın güldür beni, düşmüşem elden ayaktan. Tut elimden kaldır beni, tut elimden kaldır beni. Düşmüşem elden ayaktan, düşmüşem elden ayaktan. Tut elimden kaldır beni, tut elimden kaldır beni. Tut elimden ferman eyle, tut elimden ferman eyle. Gel bu derde derman eyle. Götür pire kurban eyle, öldür dersen öldür beni, öldür derse öldür beni. Götür dosta kurban eyle, götür yare kurban eyle, öldür derse öldür beni, öldür derse öldür beni. Gülistan'a kondur beni, Gülistan'a kondur beni. Tut elimden düşmeyelim, tut elimden düşmeyelim, doğru yoldan şaşmayalım. Derdim çoktur deşmeyelim, götür yâre bildir beni, böyle yâre bildir beni. Derdim çoktur deşmeyelim, derdim çoktur deşmeyelim, halım yâra bildir beni, böyle dosta bildir beni. Çok çok teşekkür ederim. Yüreğine, dinle sağlık Binali. Güzel türkülerimizden bir tanesi. Şaha doğru giden kervan. Sende sıra. Gidiyor hala o kervan. Yürüyor herhalde değil mi kervan? Yürümesi gerekiyor ama şu anda biraz böyle hani debil dübül yürüyor. Bizim oralarda debelenerek yürümek diyor ya. Karışık yürüyor ya da bize öyle geliyor. Yani gönül istiyor ki çünkü bu kültür insanlığa yeryüzüne armağan olarak gelmiş bir kültürdür. Ve bunun ne derler hani doğru yayılması gerekiyor. İşte sizler de bu programda, bütün arkadaşlarımız da sizin de dediğiniz böyle bir şey. Bu kervan sizler gibi dostlarımızın, sanatçı arkadaşlarımızın gayretiyle şimdilik yürüyor. Keşke sadece sanatçılar değil de diğer bütün kurumlar böyle bu gayrete biraz göz açsalar, omuz verseler, destek versinler. Kervana katılsalar diyorsun. Aynen. Katılmasalar bile dahi destek versinler, saygı duysunlar. Bu kervan işte katılmadan olmuyor işte bazı şeyler evet. Uzaktan olmuyor. Şimdi tabii bu kervan yürüyor tabii yani bazen derler it yürüyor kervan geliyor. Yani bu teşbihat olmasın. Şimdi aydınlanma kervanı insanlığın var olduğu günden bu yana hep bir adım ileriye gitmiştir. Zulümler, zorbalıklar, katliamlar yaşasa da aydınlanmanın olduğu her yerde kervan yürüyor. Üstadımız bunu yüzlerce yıl öncesinde yazmış ama bugün burada söyleniyorsa demek ki bu kervan hala devam ediyor. Yani kervanı şöyle anlamaya gerek yok. Kervan dediğimiz bir düşüncenin, bir yolun, bir izin sürülmesidir. Onu deve kervanlarıyla ya da hayvan sırtlarında götüren kervanlarla olmuyor. Artık ilim, irfan işte böyle sosyal medya aracılığıyla, böyle yayın kuruluşları aracılığıyla, basın yayın aracılığıyla, internet üzerinden her yere yayılıyor artık. Yani kervanı kimse durduramaz, engel de olamaz. Az olabilir, öz olabilir ama bu kervan demek ki yüzlerce yıl evvelinden binlerce yıl aydınlanma süreci bugüne kadar gelmişse, bugün ustamızın türküsünü yüzlerce yıl sonra Binali Ergün Yıldız En TV ekranlarından okuyabiliyorsa o kervan yürüyor demek ki. Yürümesi yani de gerekiyor. Yürümesi de gerekiyor. Bu uğurda yürütecek bir sürü insanlarımız var. Sağ olsun Yıldız TV'de sağ olsun. Dursun nasıl, yeri rahat mı? İyiyim hocam. He? Gayet rahatım. Ben de kontrol etti hocam, gayet iyi. Bir Derdu Derin albümünde okuduğum Aşık Mazlum abiye ait bir deyişle. Tamam, dinleyelim. Bağımsız düşüncem soğuk. doldur, gerçeği söylerim, dil değiştirmem. Hayalim var, düşüm var, eğilmez bir başım var. Pir Hacı Bektaş'ım var, elden el değiştirmem. Hayalim var, düşüm var, eğilmez bir başım var. Pir Hacı Bektaş'ım var, elden el değiştirmem. Mecnunuyum, çıl değiştirmem. Hayalim var, düşüm var, eğilmez bir başım var. Bir Hacı Bektaş'ım var, elden el değiştirmem. Hayalim var, düşüm var, eğilmez bir başım var. Bir Hacı Bektaş'ım var, sağlık sevgili Dursun. Sağ olun hocam. Mazlum abiye de burada selamlarımızı saygılarımızı. Güzel eserlerden bir tanesi. Kaç sene önce okumuştum bunu? 2 sene oldu mu? 3 yıl oldu mu bu çıkalı albüm? Mazlum abi ondan sonra söz verdim, dedim bunu okuyacağım. Bana illa bunu senin sesinden mi? Hala ona söz verdim, yapacağım daha hala. Güzel bir eser. Güzel bir eser, dinamik güzel bir eser. Ben bile düşünebilirim yani. 3 yıl oldu. Tabii tabii herkes okuyabilir, sorun yok. Güzel bir eser. Güzel yazmış. Bunda sevgili Ufuk'a da burada selam gönderelim hocam. Ufuk Altun'a. Doğru, düet yapmıştı bunu. Ufuk da burada düet yapmıştı, doğru, evet. Ufuk orada ikili okumuştunuz, doğru. Unutmuşuz, 3 sene geçince demek biz de artık yaşlanıyoruz herhalde unuttuğumuza göre. Yok hocam ya. Biz yaşlandık da. Yoğunluktan da olabilir. Sen yaşlanmadın diyorsun. Aynen öyle. Doğru değil mi Metin? Acı yok. Acı patlıcanın kırağı çalmaz mı diyorsun? Yok estağfurullah, öyle değil de. Ya nasıl ama pek? Ya nasıl? Öyle değil de. Oraya girmeyelim ya. Ya ben de Binali'nin yaşına gelince yaşlanmış olurum herhalde. Yani inşallah gelmezsiniz. Tamam ama. Hemen olursun. Vallahi güzel. Var mı bir şey? Fotoğraf çektin mi Metin? Hocam alıyorum. Kameradasın değil mi? Stüdyoda sonra kayıttasın. Anlatacağım size. Ben felekten davacıyım, kaybedecek neyim kaldı? Kem talihim, kötü kader, kaybedecek neyim kaldı, neyim kaldı? Neyim kaldı, neyim kaldı, kaybedecek neyim kaldı? Neyim kaldı, neyim kaldı, kaybedecek neyim kaldı? Olmadı sesimi duyan, atlıydım kaldım yaya, kaybedecek neyim kaldı, neyim kaldı? Neyim kaldı, neyim kaldı, kaybedecek neyim kaldı? Neyim kaldı, neyim kaldı, kaybedecek neyim kaldı? Hasan nedir bunca efkar, gerçeği gör etme inkar. Çok gezdim dost diyar diyar, kaybedecek neyim kaldı, neyim kaldı? Neyim kaldı, neyim kaldı, kaybedecek neyim kaldı? Neyim kaldı, neyim kaldı, kaybedecek neyim kaldı? Neyim kaldı, kaybedecek neyim kaldı? Yüreğine, dinle sağlık sevgili Metin. Teşekkür ediyorum Baran'a, Emre'ye, Özgür'e, Kenan'a ve Cem'e. Bir de Hasan Erdoğan üstadımıza. Hasan Erdoğan zaten. Onu da yad ediyoruz. Bunu başta söyleyecektim hocam. Sevgiyle yad ediyoruz. Hasan amcayı saygıyla yad ediyoruz. Gerçekten benim de onunla kısacık da olsa bir aynı ortamda bulunma şansım oldu, bir muhabbette. O zaman oğlunu da Bülent'i yeni kaybetmişti. Sanırım 1,5 sene olmuştu. Gerçekten inanılmaz bir muhabbet olmuştu. Çok duygulanmıştım. Onu da tekrardan... Bülent'in acısı da tabii onu bayağı yedi bitirdi. En sonunda Covid döneminde de şey yaptıktan sonra. 1. ciğer darbesini Bülent'te yedi. 2. ciğer darbesini de Covid'den yedi. Üst üste gelince kaldıramadı. Güzel üstadlarımızdan, bu topraktan gerçekten çok güzel kendine has tınısı olan, evet, kendine has rengi olan, hepimizin yüreğine bir yerlerde dokunmuştur Hasan abi. Özellikle türküleri sevenlerin hepsinin gönlüne taht kurmuştur. Evet. Ben köye ne zaman gidersem gideyim, Eğri Köprü'yü geçince biz hemen şeyimiz vardır, bizim ekip hemen Hasan Erdoğan'ı açarız. Köye yolculuğumuz öyle başlar, Hasan abinin eserleriyle başlardı. Yıllardır bu gelenek var hala. Mesela bizim çocuklar da oğlum falan, yeğenlerim falan Sivas'tan Eğri Köprü'den köye doğru giderken açarlar. Ondan sonra ateş suyunu da açarlar. Öyle Hasan abi açarak köye gelenek olmuştur o. Gerçekten. Bizim arkadaşların hemen hemen hepsi Hasan abiyle köye giriş yaparlar. Öyle bir gelenek başlattım ben. Çok güzel. Ondan sonra da devam ediyor çocuklarımızda. Ben Hasan abiyi de sevgiyle yad ediyoruz. Kesinlikle. Yüreğine, saygıyla, diline sağlık, senin de sesine sağlık. Teşekkürler. Güzel. Gurbet, bir türkü alalım, sonra da mesajları okuyalım. Tamam. Gurbet, evet. Murat Kurbanoğlu'na ait se. Mikrofon açın. Mikrofonunu açın. Se değil herhalde. Neyine güvenem, yalan dünyanın keremi yandırıp kül etmedi mi? On bir ay bülbül eyledi feryat, gül için bülbülü lan etmedi mi? Aman efendim, ferman efendim. Kardeş, bu dünya arsızındır, cehennem nursuzundur. Nerede bir güzel görsem, o da bir nursuzundur. Nerede bir güzel görsem, o da bir nursuzundur. Çoban oldu yaram, döndü çıbana, kurduğum bağların hepsi virana. Kardeş Yusuf attı zindana, kaderim Mısır'da kul etmedi mi? Aman efendim, ferman efendim. Yarasızdır, yarasızdır. Güle güle gezerim, el sanar yarasızdır. Güle güle gezerim, el sanar yarasızdır. Gönül çalamazsın aşkın sazını, aşkın sazını. Gönül çalamazsın aşkın sazını, ne perdeye dokun ne teri incir. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne perdeye dokun canım, ne teli incit, ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne perdeye dokun canım, ne teli incit, ne teli. Gelesin coşa, gelesin coşa. Dinle ki bülbülü, gelesin coşa. Meyvesiz ağacı sallama boşa, meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök canım, ne dalı incir, ne dalı incir. Meyvesiz ağacı sallama boşa, ne yaprağını dök can, ne dalı incir, ne dalı incir. Yüreğine, diline sağlık sevgili Gurbet. Hocam eser. İki kıta okudum arkadaşlarımıza. Evet. Haksızlık olmasın valla. Bir kıtasını okumadım, hani yanlış anlaşılmasın. Son kıta yok seydin, keşke Hüdayi Baba'nın olduğu kıtayı. Evet ya, aslında Hüdayi Baba'nın mahlasında duymuş olurduk yani. Aşk Hüdayi'ye ait bir eser, evet. Birinci eserimiz, ilk eserimiz Murat Çobanoğlu. Üstadımız Murat Çobanoğlu. Evet. Diğeri de Aşk Hüdayi'ye ait iki eser, güzel eser. İkisinin de devri daim olsun. Işık olmaya devam ediyorlar, bize yol göstermeye. Senin de nefesine, diline sağlık. Metin, durumun nasıl? Bir şey, mesajlar okuyacağım ama mesajlar okumadan bir şey söyleyeceğim. Tamam hocam. Tam demin programın bitişinde dedim ya, Binali'nin yaşına biz de gelir. İnşallah gelmesin dedi ya. Ya inşallah gelme, öldü. Hayır, hayır, öyle değil. Yaşlılık hocam, kapıya bacıya sığmıyor. Genç kal anlamında. Genç kal anlamında. İnşallah genç öl demektir o. Hocam, inşallah gelmesin demek. Öyle yok, öyle yok ya. Öyle demedim. Hocam beddua mı etti, dua mı etti? Özgür nasıl anladın sen? Şey yapamadım yani ben. Özgür doğru anlamıştı. Yok yok, Özgür de doğru. Git yani, benim yaşıma ne geleceksin? Yaşama. İnşallah yok, gelmesin dedi. Öyle değil, öyle değil. Bu yaş süründürüyor, öldürmüyor da. Biz de gerek, biz de sürüneyiz. Yine de hocam zaten Binali hocamın yaşını geçmişsiniz. Siz hani... Senin, ya işte ben geriye doğru dönmek istedim. Ben dedim ki o benden küçük, oraya inşallah yok, gelmezsin. Yok, ya inşallah dedi, genç olma demek istiyor yani. Senin işin yok hocam diyor da. Evet. Hep genç kal demek istiyor bence hocam ya, değil mi? Tabii tabii. Yaş sayıda değil ki. Ben sizin yanınızdayım hocam. Teşekkür ederim. Şimdi sırtım yere gelmez. Evet, hadi mesajları oku bakalım, ne diyelim hocam. Çok kısa bir şekilde okumaya çalışacağım. Ankara Keçiören'den tüm Kırşağarlara selam olsunlar demişler. Berat Karataş. Gurbet Bayar'ı ekranda görmek çok güzel. Sevgiler, selamlar, güzel programlar. Sıradaki türküyü Kangal Sarıkadı köyüme, köylülerime gelsin. Elif Bayar Balkan demiş. Çanakkale'den selamlar. Ehl-i Dem programını zevkle izliyorum. Metin Bey selamlar. Mahsuni Baba'dan sizin sesinizden bir eser istiyorum. Söylerseniz sevinirim. Hamit. Metin Karataş, ben Mersin'den Kazım Altuntal. Sevgili kardeşim Gurbet Bayar'a başarılar diliyorum. Niçin ağlamayayım, niçin gülmeyimi söylerseniz çok mutlu oluruz. Erzincan, Köln, Avusturya, Berlin'e gelsin demişler. Hatun Çam mesaj göndermiş. İzmir, Ali Ağa'dan Ahmet Yeşiltepe. Ben Cemal Yaman, Körfez'den konuk sanatçılara sevgiler sunarım. Dursun Erdoğan'dan bütün Kapı Kayalılara bir eser istiyorum demiş. Metin Bey'in konuklarına selamlar. Ben Sivas İmranlı, Yukarı Çulfa Köyü'nden İsmail Koç. Bütün dünya malın olsa ne fayda eserini istiyorum demiş. Hemen başka tarafa geçeyim. Çok özür diliyorum. İyi akşamlar Ehl-i Dem emekçileri. Hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Sıradaki eseri tüm emekçilere armağan ediyorum. Viyana'dan sevgili Ali Bayraktar. Tuzla'dan Musa Kurban. Sivas Divriği Kızılcaören'den Fethi Birdoğan. Metin abi yine harikasınız. Ehl-i Dem olarak sezon finaline girmezseniz olmaz mı? Benim için Koçgiri başladı harba eserini istemişler. Elbistan'dan selamlar Arslan. Tokat'ın en güzel köyü olan Kocacık'ta yaşayan sevdiklerime güzel türkülerinizden sıradaki türküyü armağan ediyorum demişler. Birbirinden kıymetli dostlara Koçgiri ekibi olarak keyifle izleyeceğimiz güzel bir program diyorum. Nesrin Ulusu. Nesrin'e de selam yollayalım sevgili kardeşimize. Avusturya'dan Ahmetlik Mehmet'in hocama kolay gelsin diyorum demiş. Binali İlgün hocama ve oradaki tüm sanatçı arkadaşlara Şavşat'tan selamlar. Recep Temur. İyi akşamlar. Sivas Sara'dan Kenan Barut. Ben annem İpek Barut için Metin Öztem'den Arık türküsünü istiyorum demiş. Saygılar sunuyorum demiş. Buradan Gazi Mahallesi'nden Gürbüz Akarsu. Tamam. Yeterli mi? Yeterli. Şimdi Binali'ye şey yapma. O sayfayı okudun, sayfaları şey yapma. Mesaj hocam, mı okuyayım abi? Ya şimdi sıra sende. Sen de mesaj hocam oku. Mesaj mı? Türkiye hocam okuyor. Mesaj mı okuyor? Tamam. Şimdi Kulduran'dan ben bir mesaj okuyayım. Tamam hocam, hemen devam ediyorum. Arkaya aldım. Kulduran'ın sözleri, havalandırmasının naçizane ben yapmıştım. Aşıkların, ozanların da bize mesajları var. Bakalım ne demiş. Her vücutta mekan kurmaz bu bir aşkı hidayet. Her vücutta mekan kurmaz bu bir aşkı hidayet. Aşık olan maşuğuna daim bir karar olur. Alim söyler, arif sezer, kamildedir dirayet. Sofuluk sökmez bu yolda, öz ile ikrar olur. Alim söyler, arif sezer, kamildedir dirayet. Sofuluk sökmez bu yolda, öz ile ikrar olur. İlgin bin fetvaya bedel, kulak as bu ricama. İlgin bin fetvaya bedel, kulak as bu ricama. Gönül bağışlayan güzel, mihnet eder mi cana? Sözde nazir olmaz ona, olsa alem bir yana. Aşığın ezberi haktır, her dem aşikar olur. Sözden hazır olmaz ona, olsa alem bir yana. Aşığın ezberi haktır, her dem aşikar olur. Gitmeden bir amel kazan, her gelene yarasın. Ölmeden bir amel kazan, her gelene yarasın. Elden biri olmak kolay, işki kendin olasın. Kim İki hake turab olmuş, yıkmış benlik kalasın. Yükselir burucu bedende, ölmez bahtiyar olur. Kim ki hake turab olmuş, yıkmış benlik kalasın. Yükselir burucu bedende, ölmez bahtiyar olur. Biçare garip kulduran, belki gün ahir günü. Biçare garip kulduran, belki gün ahir günü. Arın sıtkı seda ile arı tut kalbini. Gül bayram et gariplerin, görürsen güldüğünü. Ez cümleye yar olana, cümle alem yar olur. Gül bayram et gariplerin, görürsen güldüğünü. Ez cümleye yar olana, cümle alem yar olur. Yüreğine, diline sağlık sevgili Binali. Teşekkür ederim. Kulduran çok güzel söylemiş. Gül bayram et diyor, gariplerin güldüğünü görürsen mi diyor, ne diyor orada? Gül bayram et, gariplerin görürsen güldüğünü. Garipler gülür, görürsen. Şiiri baştan sona bir dörtlük olarak okur musun? Sadece son dörtlük. Yok, hepsini baştan sona bir okudu. Her vücutta, birkaç söz çok dikkatimi çek, çok güzel şeyler var içinde. Gerçekten öyle. Çok evet. Güzel. Her vücutta mekan kurmaz, bu bir aşkı hidayet. Aşık olan maşukuna daim bir karar olur. Alim söyler, arif sezer, kamildedir dirayet. Sofuluk sökmez, bu yolda öz ile ikrar olur. Şimdi bu dörtlüğü aldığın zaman kendi başına doğru. Aşk diyor her gönülde olmaz diyor. Aşk diyor her vücutta diyor, kâmet etmez, her vücutta bulunmaz aşk diyor zaten başında. Sonra da diyor, alim söyler, arif anlar, sezer. Kamildedir dirayet. Kamildedir dirayet. Devam et. Sofuluk sökmez, bu yolda öz ile ikrar olur. Yani lafta sofuluk yapma diyor. Özünde ikrar vermediysen bir şeye diyor. Bu yola giremezsin. Sen yani boşuna uğraşma diyor. Özünden ikrar vereceksin. İkinci de diyor ki, ilgin bin fetvaya bedel, kulak as bu ricama. Gönül bağışlayan güzel, mihnet eder mi canan? Sözden hazir olmaz ona, olsa alem bir yana. Aşığın ezberi haktır, her dem aşikar olur. Hak her zaman aşığın kendi özündedir, benliğindedir. Yani ona aşikar duruyor. Sen istediğin kadar görene aşikardır. 5 vakit mi 55 vakit mi yaparsan yap. Aşıkların zaten gönlünde aşık var. Gitmeden bir amel kazan, her gelene yarasın. Elden biri olmak kolay da iş ki kendin olasın. Vay. Kim ki hake turab olmuş, yıkmış benlik kalasın. Yükselir burcu bedende, ölmez bahtiyar olur. Yani kendin olmayı ilk önce dene diyor. Başkası gibi olmak kolay diyor. İşi kendin olabilirsin. Çünkü biz de hep özeniriz ya başkaları gibi olmaya. Hep başkalarıyla yarışırız. Hep başkalarıyla kendimizi kız ya da çocuklarımızı. İnsanın kendisinin olabilmesi, özünü bulabilmesi. Kendisi olarak da bir de kim ki hake turab olmuş diyor. Her şeyden bir son kıtayı da oku. Biçare garip kulduran, belki gün ahir günü. Arın sıtkı seda ile arı tut kalp evini. Gül bayram et gariplerin, görürsen güldüğünü. Ez cümleye yar olan, cümle alem yar olur. Bir daha okur. Sondaki üçüncü mısrayı, gül gariplerin güldüğünü bir daha söyle. Gül bayram et gariplerin, görürsen güldüğünü. Ez cümleye yar olana, cümle alem yar olur. Öyle güzel bir sözle araya gidelim istedim sevgili dostlar. Önemli olan işte gariplerin gülebildiğini görebilmek. O zaman işte bizim için bayram olur. Yoksa dünyanın serveti de her şeyi de bütün dünyayı da bize verseler 70-80 senelik bir ömrümüz var. Onu süreriz. Demi devranı sürersin ama gidersin. Gelecek nesillere de hiçbir şey bırakamayız. O yüzden garipler aç yatıyorsa, yoksul yatıyorsa, ağlıyorlarsa öksüzler. Bu dünya yansın, yıkılsın yani hiçbir önemi yok. Kar olsun da yoksulluğun yüzünü, ah köyüm köyüm bir anı. Herkesin dilinde komşu özlemi, parasızlıktır bozan eski düzeni. Ah köyüm köyüm bir anı. Parasızlıktır bozan eski düzeni. Ah köyüm köyüm bir anı. Yeter Haydar artık yeter, yeter Acar artık yeter. Günden güne dertler ölümden beter. Bizden geçti gelecek nesiller ne çeker. Ah köyüm köyüm bir anı. Bizden geçti gelecek nesiller ne çeker. Ah köyüm köyüm. Yüreğine diline sağlık sevgili Dursun. Teşekkür ederim hocam. Okuduğum türkü Haydar Acar'a ait. Haydar amcayı da burada saygıyla ve şükranla anıyorum. Bize bu mirası bıraktıkları için şükranla yad ediyorum. Koçgir'in ekoludur. Evet. Bu kadar. Haydar Acar ustamız o bölgenin önemli üstadlarından birisi. Kaynak kişilikte aynı zamanda aktarıcılık görevi de çok önemli. Ve birçok ustaya da yol göstermiştir. Hepimiz de birebir yanında olmasak bile her zaman beslendiğimiz, feyz aldığımız ustalardan bir tanesidir. Haydar Acar, Koçgir'in o bölgenin tavrını ve tarzını yaşatan ustalardan birisidir. Hasret Gültekin de ondan çok etkilenmiştir çalım tekniği konusunda. Evet. Birçok ustamız zannediyorum Erdal da herhalde bayağı, Erdal Hoca da, evet, Erdal da bayağı faydalandı. Birçok genç ustamız, bugünün genç ustaları o dönemin ustası Haydar Acar'dan çok faydalanmıştır. İmranlı Günde Kondalan mıydı? Günde Kondalan. Koçgir'i biliyorsunuz hocam. Koçgir'in tavrı, tarzı farklı. Yani bunda işte Haydar amca bizlere aktarmış, bugüne kadar getirmiş bunu. yaşatmak lazım. Taşıyıcılardan bir tanesi, evet, o Koçgiri'nin bölgesi. Koçgiri'de tabii sadece Kürtçe eserler, Kürtçe okunan eserler yok. Aynı Kürtçe, aşıklarımızın tabii. Türkçe'de aktardıkları şeyler var. Evet. O bölge kültürel olarak zenginlik, anlayış olarak, felsefe olarak da zengin bir bölge. Biraz sonra zaten yavaş yavaş Koçgiri eserlerine doğru. Yavaş yavaş gireceğiz. Koçgiri 4 albümüyle ilgili de sevgili dostlar çok önemli bir kültürel miras olduğunu düşündüğümüz Koçgiri bölgesinin müzikal kültürünü unutturmamak ve hafızalardan silmemek adına yıllar önce bir proje başlatmıştık, Koçgiri albümleri serisi. Şu anda geldiğimiz seri 4. seriye geldik ve gerçekten ben ilk başladığımda bu benim bir hayalimdi, yıllar önce hayalimdi. O dönem birçok arkadaşımla paylaştım. Bir gün bir Koçgiri albümünde Koçgiri'nin sanatçılarını buluşturmak için çabaladık. O projeyi o dönem hayata geçirdik. O zaman işte başlangıçta benim o önerime, Dursun'la o dönem çok da yeni tanışıyorduk. Evet hocam. Ama hocam dedi, bu proje gerçekten hayata geçirelim dedi. O aslında biraz taşıyıcı. Dedim ki ben dedim hakikaten ben biraz insanlarla uğraşmaktan yorulduğum için dedim ki Dursun ben dedim bu kadar kişiyle uğraşamam. Dedi hocam dedi sen o görevi bana bırak dedi. Sen sanat, kültür, müziklerle ilgilen. Ben de insan ilişkilerini düzenleyeyim ve eserleri bulayım. Sen de seç dedi. O günden bugüne kadar programın koordinatörlüğünü yaptı. Ben her albümden sonra diyorum ki dur şimdi son dedim. Son dedim ilk albüm yaptıktan sonra. Çünkü hakikaten insanlarla uğraşmak, insanların kaprislerini çekmek çok zor. Yani kapris derken şöyle bir kapris yok ama büyüklük falan değil de ya hocam şu şöyle mi olsun, bu böyle mi olsun, şöyle falan olsun. Herkes önerisini soruyor ama işte o çok olunca da çıkmıyor iş. Bazen yürümüyor, çıkmıyor der ki yürümüyor. O yüzden de dedim Dursun ben insan karı çekemiyorum. Ben biraz da sinirliyim. Bazı şeylerde şey yapamıyorum. Özellikle Şubat, Mart, Nisan aylarında bana hocam hiç gelmeyin. Şubat, Mart, bugün Nisan aylarında D vitaminim biraz düştüğü için bu sefer stresim biraz daha doğru, evet. Tavan yapıyor. Gelene bugün sana da mı fırça attım? Evet hocam bir 15 dakika falan sürdü yani. Bu aylarda bana bulaşmayın. Ama sonuçta Dursun çabaladı ve gerçekten arkadaşlarla diyaloğu ve şeyi hep o yürüttü, koordinasyonu. Ben de stüdyo, eser seçme, diğer müzikal anlamdaki her şey de benim sırtımdaydı. 4. albümü de bitirdik ama şunu yaptık. 1. albümden başladı tabii, ilk albümden beri Binali de bizimle. Onun şimdi şey yapmayalım tabii, ilk albümden beri içinde Binali de. Binali tabii hep böyle kenardan kaçıyordu, şey yapmıyordu da. Kaçak güreşçi. Kaçak güreşiyordu. Yani ama her seferinde çaba sarf etti. Stüdyo aşamasında da özellikle dil aşamasında da çok katkılar oldu müzikal olarak. Katkısı olmuştur işte 1. albümden 4. albüme zorlaya geldik. Ama her albümde de bir albümün ilerisine geçerek geldik. Gerçekten hep kendi kendisiyle yarıştı ve son geldiğimiz albüm de bence Koçgirilerin içinde en iyisi oldu diyebilirim yani müzikal anlamda. Ve eserler de gerçekten çok denk düştü. Güzel bir albüm, güzel bir çalışma oldu. Şimdi biraz sonra belki tabii ana dili Kürtçe olmayanlar çok belki bazı eserlerde çok fazla bir şey anlamayacaklar ama müzik olarak dinlemek isterlerse dinlesinler. Bence tavsiye ederim çünkü çok önemli kültürel hazineleri taşıdık bugüne kadar. Şimdi Koçgiri albümüyle ilgili yavaş yavaş ben girdim. Bir tane eser alalım. Neyle başlayalım? Bu ilk defa programın formatında da ilk defa şöyle bir şey yapıyoruz. Bugüne kadar hiç playback yapmıyorduk çünkü burası bir hepsi her zaman söylüyorum er meydanı şu falan ama hem albümün sound'unu dinletmek hem de en azından burada oturanların hepsi o albümde yer aldığı için birisine playback yaptırıp birisine yaptırmama gibi bir şansımız olmadığı için haksızlık olmayacağı için de böyle yapalım. O zaman Oğuz ilk benim okuduğum Heynarım'la gelelim. Çünkü herkes 2'şer eserini tamamladı. Ben de 2 eserimi tamamlayayım. Ondan sonra dinamik bir eserle. Yani Koçgiri'de şu yok, şunu anlatayım. Özellikle Koçgiri dediğimiz zaman ağıtlar, gözyaşı ve acı hüzün vardır. Ama bu eserde biraz daha o hüznün dışında biraz daha espri, biraz daha hoşgörü ve biraz daha ritmik bir eser. Heynarım diye bir eser. O bölgenin güzel eserlerinden birisiydi. Daha önce de sevgili Ayfer Düztaş da okumuştu bu eseri. Biz de bu albümde biraz daha farklılaştırarak geleneksel bir eseri kendi bildiğimiz, kendi duyduğumuz, arkadaşlarımızın duyduğu tarzda biraz da kendimize özgü tarzda aranje ederek bu albüme koyduk. Bu albümde de ben çok öyle tarz dinamik eserler okumuyorum ama Oğuz gönderirse bakalım albümün soundu nasıl olmuş, ben de biraz okuyormuş gibi yapayım. Oğuz hazır mı Oğuz? Hazırsa verebilirsin. Fark etmez. Hazırsa gönder gelsin. Hocam ne güzel. Metin abi de gayet güzel okuyormuş bu tarz eserleri. Ritmik eserleri yani. Ya ben de az oyun töre değilim, bakma sen. Yani görünüyor, evet. Evet sevgili dostlar, bu eser güzel ve ritmik bir eserdi. Repertuarları seçerken de gene birlikte seçtik. Tabii son kararı gene ben uyum anlamında veriyorum ama çok eserler geliyor. Böyle 70-80 tane eserin içinden 20'ye düşürebildik ve 20 tane eseri de farklı farklı okuduk. Albümün müzik yönetmenliğini, kayıtlarını, mix masteringini her zaman olduğu gibi ben üstlendim. Bütün Koçgiri çalışmalarında olduğu gibi. Gerçi bütün yaptığım yönetmenlikleri 20 yıldan fazladır. Hep ben kendi miximi, masteringimi Kayıtlarımı da kendim yapıyorum. Gene Emma Müzik'ten çıktı. Metin, onunla ilgili sen söyle. Albümle ilgili bir şeyleri, tanıtım künyesiyle ilgili. Evet. Ben şimdi böyle anlatınca sanki ben anlatmış gibi olurum. Hocam ben anlatayım. Tabii albüm Emma Müzik'ten çıktı. Mix, mastering, kayıtlar, düzenlemelerin çoğu. Her bir eserin düzenlemeleri. Evet, evet, her bir eserin düzenlemesi sevgili Metin Karataş'a ait. Bizler solist olarak katıldık. İşte ben birkaç tane esere nacizane işte çalabildiğim kadar bağlamamla eşlik etmeye çalıştım. Albümde solistlerimiz sevgili Binali Ergün, Gurbet Bayar, Dursun Erdoğan, ben, Ali Gökdeniz, Sunal Erdoğan, Fikret Erkol, sevgili hocamız Metin Karataş ve sevgili Tülay Maciran. Sanırım belki birazdan onunla da bir bağlantı kurabiliriz. Yurt dışında telefonla ulaşabiliriz. Kendisi şu an Hollanda'da, ben biraz önce görüştüm. Belki bir sohbet etme imkanımız olur. Solist olarak katkı sundular. Gerçekten çok büyük bir emek var. Bunu ben birebir de birçok zaman, belki sizden çok daha az geldim. Sevgili Metin Karataş ve Dursun abimden, Dursun Erdoğan'dan emeğin büyüğü onlara ait. Bizler sadece işte katkı sunmaya çalıştık. Tekrardan Koçgiri 4 albümü için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar verilen emekler adına teşekkür ediyorum. Ama en büyük dileğim, umarım yerine ulaşır. Gerçekten bugüne kadar belki biraz sitem olacak, destur alarak söylüyorum. Benden daha çok emeğiniz vardır. Ama bu anlamda hani acaba o bölgenin tamamıyla gerçekten Koçgiri bölgesi sanatçılarına bir desteği olmuş mudur? Ben bu kendi fikrim. Lütfen bu konuda özellikle rica ediyorum. Bu insanlara sosyal medyada, sosyal medya kanallarında, YouTube'da, işte Facebook'ta ve sayacağım birçok kanalda lütfen sahip çıkın. Bu eserleri dinleyin, bu eserleri paylaşın. Bunlar gerçekten birer hazine. Bunların oluşturulmasında o kadar çok büyük emek var ki Metin abi. Yani ben birebir biliyorum, ben anlatayım diye söylüyorum. Sizler ki bu işin içindesiniz, yani sürekli o birçok kanaldan kayıtlar, bağlamalar, eserlerin düzenlemeleri, o sözlerin yazılışı, o sözlerin aktarımı. Çok teşekkür ediyorum. Sözlerin doğru kullanılması ve tamir edilmesi. Kesinlikle, tabii ki bunlar sözler bir araya getirilirken de derleniyor. Herkesin anlayabileceği ve bizim okuyabileceğimiz, doğru anlamda aktarabileceğimiz bir hale dönüştürülüyor. Bu çok önemli. Bu anlamda lütfen özellikle Koçgiri halkından, özellikle Sivaslılardan, bu müziği seven insanlardan özellikle ricamdır. Lütfen sanatçılarınıza ve müziğinize sahip çıkın. Kesinlikle. Lütfen sahip çıkın. Bunu özellikle söylemek istedim. Burada bir virgül koyalım. Şimdi playback okuyacağımız eserlerden özellikle şimdi ablam özellikle senin Giryam'ı istedi. Oğuz, Metin Öztem'den Giryam'ı hazırlıyorsun. Yalnız içerinin duyumunu biraz daha açabilirsen seviniriz. İçeride biraz şeyi tam ritme oturtalım. Ablam çünkü gelirken yolda bir Giryam'ı, bir Dellehane'yi Dursun'dan istedi. Tamam, aramız mı var? Ara varsa sorayım. Tamam. O yüzden sen tamam bunu ayarlayana kadar tamam, şey yapalım. Hocam. Sevgili dostlar, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra Koçgiri 4 albümümüzdeki eserleri ve Koçgiri'ye dair düşüncelerimizi tek tek arkadaşlardan alacağız. Neler düşünüyorlar, neler yapılması gerekiyor ya da bu albümde neler yaşadık. Onların bir tarihçesinde tek tek bütün arkadaşlardan alacağız. Seviye Kurşunda kezebamın kure seviyemin marşunda kezebamın kure. Şevtariye dayehi vazeri her ki bölün bu şevledüleri ve zalim gurbete poremin kırheri kesemin jitünne ezmam beçare. Ane giryan giryan derdemen pöre gündemen sevaze riya haber dure derdemen be hake riya haber sare seviyemen marşunda kezebamın kure seviyemen marşunda kezebamın kure. Sen salan dur gerim jüvengü büran termi gurbete uy gıran gıran jüte şüftür bavo runedin seviyan. Yüreğine, dinle sağlık sevgili Metin. Güzel bir eser oldu da. Yani güzel bir ağıt. Ne diyeyim? Bununla ilgili, eserle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yoksa telefon bağlantımız varsa telefon bağlantısına geçeceğim. Bunun abi, eserle ilgili söylemek istediğim bir şey varsa. Biz bunu aslında Dursun abiyle beraber söylemiştik. Babam bunu, sevgili İsmail Öztem, onu da buradan saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. O çok söylerdi bunu. İşte bir kıtasını, yani bir mısrasını çok böyle dilinde dolandırırdı. Hep kulağımda kalmıştı. Ben de Dursun abiyle bunu, ya abi bu türkü var çok seviyorum, babam için de olsa bunu okuyalım. Sağ olsun o da sözleriyle duygularını dile getirdi. İşte bizler de biraz sevgili Ali Can Çelik amcamıza da selamlarımızı ondan gönderin. Dinlemişti. Babamı da buradan saygıyla yad ediyorum, sevgili İsmail Öztem'i. Hep birlikte yad ediyoruz. Teşekkür ederiz sevgili Metin. Telefonumuz hazır mı? Hazır mıymış? Evet, şu anda gene şu anda aramızda yok, yurt dışında birkaç arkadaşımız gibi sevgili Tülay Maciran'ı da stüdyoda ağırlayamadık. Onun bugün yurt dışında programı vardı. Malum biz de göremiyoruz onu, hep yurt dışında, orada burada bayağı bir aktif olarak çalışıyor ama bu yoğunluğun arasında özellikle kendi kültürünün ve atalarının dilinde ve kültüründe türküler söylemek istedi ve bu albümde olmak da gerçekten onu çok mutlu etti. Ve aramızda olması da kendi atalarının diliyle onları yad etmesi ve o kültürü taşımak için aracı olması bizleri de mutlu etti. Sevgili Tülay, hoş geldin aramıza. Alo, ya var ana bu her. Her bir selamlet. Herati. Nasılsınız hocam? Çok güzelsiniz. İzliyoruz şu anda. Gönül isterdi ki ben de orada olayım ama biliyorsunuz ki işte mecbur iş yoğunluğundan dolayı şu anda Hollanda'dayım. Ama bu sizi izlemeyeceğim, seyretmeyeceğim anlamına gelmiyor. Çok keyifli bir program. Tabii ki EMA Müzik etiketiyle sevgili hocam Metin Karataş eşliğinde, önderliğinde bu albümde benim ben de gururla, onurla var oldum. Beni albümümüze davet edip bana da yer verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendi ana dilimi, kendi kültürümü seslendirmek inanılmaz aşırı derecede bana kendi benliğimi biraz daha anlam kattığını düşünüyorum. Çok anlam kattığını düşünüyorum. Ve bu süreçte bana destek olduğunuz için hocam, öncelikle başta Metin Karataş hocama, sevgili Dursun Erdoğan abime, sevgili Metin Karataş, sevgili Metin Öztem, çok özür diliyorum. Sevgili Binali Ergün ve diğer arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yüreğine, emeğine sağlık. Hepiniz gerçekten yürekten duygu yüklü eserleri seslendirdiniz. Ben de sizin duygularınızdan etkilenerek tabii ki geçmişteki yaşadığımız o yokluklar, o annelerimizin yaşadığı emekleri bizlere sunduklarıyla birlikte ben de bu türkülere, o duyguları katarak elimden geldiğince, dilimin döndüğünce Türkçe kılam, tırman kılamlarımızı seslendirdik hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Teşekkür ederim sevgili Tülay. Yaptığın iş aslında çok küçümsenecek bir iş değil. Çünkü sen şu anda sonuçta türküler okuyorsun ve aktif, daha popüler bir şey öndesin. Ama buradan çıkıp büyük cesaretle özellikle o topraklara bağlılığını, atalarına bağlılığını göstermen, bu kültürü yaşatmak adına burada bulunman tabii çok değerli. Çünkü kültür adına çok önemli. Stüdyoda çalışırken de gerçekten özveriyle çalıştın ve severek bir amatör ruhla orada, yani böyle ruhun amatördü ve hatta Tülay okurken türküleri birkaçında da ağladı. Çünkü okurken özellikle dedesinin Doğan Doğan'ı okuduğunu söyledi ve ondan aslında ilk duyduğunu ve sonradan bunu da tabii orada okurken, seslendirirken de duygusallaştı. Biz hepimiz orada hep birlikte ağladık tabii şeyden, evet, anlamında. Çünkü bizler belki Tülay da ben de köyde doğmadık. Ya o köyde doğmuş da çok fazla aktif olmadı. Ama bu kültürü işte o atalarından aldığı şeyi de hissederek yaşaması önemli. Buradaki arkadaşlarımız gibi biz hepimiz bu müziğin unutulmaması adına, biz bu ülkede yaşayan her rengin, Kürt, Türk, Laz, Ermeni, Çerkez, Süryani, Rum, kim olursa olsun kendi renkleriyle, kendi duygularıyla da kendilerini ifade edebilmesinin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu halkın birbirine saygı duydukça aslında kenetlenmesi çok daha güçlü olur ve bölmek için değil, bu türküleri bütünleşmek için kabullenmemiz gerekiyor. Bu topraklarda ortaklaşabilirsek, birbirimizin türküleriyle ağlayabilirsek, birbirimizin diliyle çoğalabilirsek aslında bu topraklar gerçek anlamda mozaik aslında dediğimiz... Çok özür dilerim hocam, araya gireceğim ama sözünüzü balla kesiyorum. Aslında bizim kendi ana dilimizi bizim nasıl diyeyim, amcalarımız, halalarımız, dedelerimiz, annelerimiz biz yeter ki merak edelim. Biz merak ettikçe ana dilimizi, onlar da bizleri öğretmekten kaçınmayacaklarını düşünüyorum. Bizim kendi yaşıtlarımız olsun, bizden sonraki gelen evlatlarımız olsun, işte kuzenlerimiz, çocuklar, onlar da merak etsinler ve öğrensinler. Çünkü gerçekten insanın ana dili bütün yaşamış olduğumuz acılarımızın, sevinçlerimizin, yani Koçgiri sadece Koçgiri'de ağıt yok, Koçgiri'de halay da var. Biraz önce konuştuğumuz gibi hocam. Koçgiri'de düğünlerimizi, yöresel halaylarımızın daha Türkçesi de var. O yüzden bence mesela bana dedem öğretti, İsmail Yıldırım, mesela İsmail Öztem. Hep İsmail'ler var olsun. Onları da saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Işıklar içerisinde devri daim olsun. Aynen öyle hocam. Yani biz kendi kültürümüzü ne kadar çok sahiplenirsek, çocuklarımıza, etrafımızdaki herkese ne kadar çok aşılarsak, kültürümüz ve ana dilimiz, kırmak türküler her yerde seslendirilerek diyar diyar bence gezecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Tülay. Albümde... Bu arada orada bulunan sevgili Gurbet Bayar, hoş geldin. Hem cisim olarak albüme emeği geçen sevgili Aynur Yılmaz, sevgili Fikret Erkol'e de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Emeğinize, sesinize, soluğunuza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum sevgili Tülay. Zaten seninle de çok bilinen bir türkü düet yaptık. Finalde program bitişinde o düet eserimizi çok de koyacağız. Çok keyifliydi, evet hocam. Pısma Meteme herkesin çok bildiği ama son kıtayı da gene stüdyoda biraz benim yazmamla biraz daha özgünleştirip kendimize evet, özgü hocam yaptık. Finalde program bitince onu vereceğiz. Hem düetimizi, üçlü klibimizi hem de seninle olan eserimizi vereceğiz. Eğer vaktin varsa onu da orada izlersin. Ben program bitene kadar televizyonun önündeyim hocam, izliyorum. Tamam. Sizi. Var mı söylemek istediğin bir şey? Başka? Sizi çok seviyorum. Yüreğinize, emeğinize, sesinize, solunuza sağlık. Sevgiler, saygılar. İyi ki varsınız. Yıldız En TV ekranlarına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler sevgili Tülay, sağ olasın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, Tülay'ın da dediği gibi aslında o bölgede sadece ağıtlar, şeyler yok, acılı hüzünlü eserleri yok. Biraz sonra mesela Binali'nin okuyacağı bir eser var. Şimdi Gurbet okuyacak ama ondan sonra Binali'nin okuyacağı bir eser var. Orada söyleyeceğimiz çok daha farklı şeyler var. Çok güzel bir ritmik dik Rumdiki, Koçgiri Rumdiki dedik. Onu dinleyeceğiz. Orada Tülay'ın ne demek istediğini de çok daha iyi anlayacaksınız. Ama şimdi Gurbet'le, şimdi Poredireş diyelim. Poredireş, bukeyi bir evet, şey yapalım. Ondan sonra türküyü evet, ona göre yorumlayalım. Oğuz gönderebilirsin Poredireş'i. sensin getirir damı. Hadi canımın bıgıril sensin getirir damı. Lele bu keme 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 hem vermin hava. Yüreğine dinle sağlık sevgili belki. Gurbet. Apersın ne kakala dediğinde Binali Hoca'ya bakıyor. Baktı. Ben... Evet sen bak. Hocam Hasan abiyle ilgili. Evet Hasan Hoca'ya da Hasan buradan. Hasan abinin selam mı gönderelim? Selam gönderelim Hasan Turan hocama ait güzel bir eseri. Evet sevgili Hasan Baba'ya ait Hasan güzel bir eseri. Hasan evet. Abinin bir eserini de ben okumuştum ama olsun. Herhalde zaman yetmeyecek. Onun zaman hocam? Kalmayabilir ama en az buradan Hasan abiye sevgilerimizi iletiyoruz. Hasan abi gözlerinden... Öpersin sen Hasan Baba. Hasan abi bana şeyde Facebook'ta Baran dinle dinle. Baran dinle bak. Çok güzel bir şey. Hasan bu eserin sahibi Hasan Baba ya. Hasan abi şeyde Facebook'ta mesaj yazmış hocam. Benim yorum. Şeyin paylaşımın altına Koçgiri ile ilgili duyuru yapıyorum. Altına yorum yapıyor. İşte Metin hocam emeklerine sağlık. Çok güzel bir albüm olmuş. 3 tane eserle katkıda bulunan sevgili Hasan Baba'nın da gözlerinden öpüyor. Kendi kendisinin gözlerinden öpüyor. Ya, yazdım dedim Hasan abi teşekkür ederim de dedim. Bari dedim ellerinden öpseydin gözlerinden öpme şansım yok. Hasan abi kendi gözlerinden nasıl öpeceğim ben onu merak ettim vallahi çok merak ettim. Kendi gözlerini nasıl öpeceğim? Hasan abi güzellikleriyle, esprileriyle çok önemli. Bizim de sevdiğimiz gerçekten canı gönülden sevdiğimiz ustalarımızdan bir tanesi. Güzel de eserleri var ama programımız çok hızlı ilerlediği için özellikle... Binali'nin okuyacağı bizim Koçgiri Rumdiki dediğimiz bizim adını Rumdiki koyduk özellikle çünkü o bölgede yaşayan geçmişte yaşayanlara saygı olsun diye Binali'nin o eserini Rumdiki'ni yayınladıktan sonra ondan sonra yorumları alalım çünkü bence önemli bir şey verelim. buye oyran dikerin dike lezbe heyrana huye eran dikerin dike dandık hat diye buye oyran dikerin dike lezbe heyrana huye eran dikerin dike helle bakır hat neze oyran dikerin dike lez kurbanı beş moye eran dikerin dike oyran dikerin dike çavan mıra görmeki bester rapır yuheme üstüye mi harmeki oyrımdike rımdike tüktülemin hurdike veziter adımırım tüşidemin çildike oyrımdike rımdike tüktülemin hurdike veziter adımırım tüşidemin çildike Reşbeleki erindi gerindeki orre direş munaye oyrindi gerindeki beş nazır aftemeke erindi gerindeki oyrindi gerindeki çavan mıra görmeki bester rapır yuheme üstiye mi harmeke oyrindi gerindeki tüktülemin hurdike veziter adımırım Şidem çildike, oyrındike, rındike, tüzdüremin hurdike, elçikler adımırım, tüşidem çildike. İzi oyrındık erindeki Kılemin durdu bezi Erendik erindeki Rındık pırhaştı lizi Oyrındık erindeki Kılemin durdu bezi Erendik erindeki Dılhazım ezherince Oyrındık erindeki Borcun yemin dilezi Erendik erindeki Oyrındık erindeki Çavan mıra görmeki, bester rapır yuheme, üstiye mi harmeki, oyrındike, rındike, tüktülemin hurdike, veziter adımırım, tüşidemin çildike, oyrındike, rındike, tüktülemin hurdike, veziter adımırım, tüşidemin çildike. Oynattı bizi vallahi hocam ya. Girmiştir. Hocam teşekkür ederiz. Yüreğine oturduğumuz yerde oynadık. Var olası. Sevgili Binali. Bu eser sevgili dostlar, sevgili Binali'nin derlemesi müzik anlamında. Sözler de zaten Binali'ye ait. Müzikal geçmiş. Sözler de şöyle aslında. Onu da bir araya getiren sensin en azından. Yani ama eklemeler ve düzeltmeler de sizlerin yine Koçgiri albümünün ekibi ve sizin katkınız var. Teşekkür ederim. Şimdi hocam, sevgili dostlar. Çok özür dilerim böldüm. Yani albümde bağlama çalan sevgili Devrim Canen, Serkan Yıldırım, Sinan Acar, evet, Emre Sinan'mış ve Yaşar Erdoğan. Teşekkür ediyoruz dostlarımız onlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet, güzel emeklerini kattılar. Sağ olsun. Özellikle Koçgiri Rum Diki ile ilgili şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Şimdi bazen Koçgiri, Kürtçe türkülerde kemençe falan da duyarsınız. O Rum kemençesi dediğimiz kemençeler. Kemençenin vatanı aslında çok, şimdi belki yukarıdaki dostlarımız Karadeniz yukarıdakileri biraz kızacak ama o Şebin Karahisar bizim o su şehrinin, İmranlı'nın, Zara'nın o Habeş bölgesi tarafı aslında. Evet. Rum bölgesinin, Rum müziğinin ve Rum kemençesinin en yoğun olduğu yerlerdir. Teşhir zamanı tabii oradaki insanlar da gitmişler, terk etmişler. Onlara karşı bir katliam olduğundan değil ama yalnızlaştıkları zaman özellikle bu teşhir değil de o neydi ya, bir mübadele döneminde Yunanistan'la anlaşmalardan falan gidenler oluyor mübadele döneminde ve o köylerin çoğu boşalıyor. Yani bu ritmik müzikler aslında o bölgede yaşayan, geçmişten gelen Rum halkının bize bıraktığı melodilerin kendi bizim Kürt müziğimizle kaynaşması, hatta o Dere Nahiyesi dediğimiz civarın birçok oyun aslında Rumların kendi oyunlarıdır. Yani biz bunu bir ayrışma için değil ama bu topraklarda yaşayan tarihsel süreci bilip bunlara biz vefa duygumuzu göstermemiz gerekiyor. Bazı şeyler öyle buldum yolda buldum olmaz. Bunlar binlerce senelik bir tarihtir ve imbikten süzülmüş gelmiştir. Bu topraklarda yaşayan hangi dinden, hangi ırktan, hangi düşünceden olursa olsun burada bir mozaik vardır. Bizler bunları hazır bulmadık. O yüzden bu bölgede yaşayan tüm halkları sevgiyle anıyoruz. Bize bıraktıkları güzel şeyler işte müzik, sanat ve kültürdür. O yüzden o bölgede Rumların da yaşadığını, Koçgiri bölgesinde Rumların da zamanında yaşadığını bir saygı unsuru olarak onları hatırlatmak adına biz bu Koçgiri müziğine, dik alayına biz Koçgiri Rum diki dedik ve o topraklarda geçmişte yaşamış halklara saygı göstergesi olarak, çünkü biz bu Koçgiri'yi yaparken Kürtlüğü ya da Kürtleri yüceltmek için değil, bir müzikal kültürün kaybolmaması adına bir kültürel hazinedir bunlar. Kültür hazinesidir. Biz kültür insanlarıyız. Biz siyasi olarak düşünmüyoruz bunları. Hangi Karadeniz'de olsa, Kürt de olsa, Laz da olsa, Ermeni de olsa herkesin kültürüyle yaşaması gerektiğini inanıyoruz. Bunlar bizim zenginliklerimizdir. Yani bunları arasan bulamazsın. O yüzden kaybolmaması adına ve geçmişte o topraklarda bize miras, bu kültürü, halayları, kemençeyi miras bırakan Rumlara saygı ve minnet duygusuyla Koçgiri Rum dikini buraya biz tarihe not ettik. O bölgede bu insanların geçmişte yaşamış olduğunu da belirtmek adına biz kültür elçisiyiz. Dursun hemen özellikle ablam çok istedi Lehane'yi dinleyelim çünkü ondan sonra da vedamızı yapacağız. Sonra yine türkülerimizi okuyacağız. Bekleyin, finalde çok önemli sürprizlerimiz var. Ama ablam için özellikle Lehane'yi sadece onun için istiyorum ben. Dinleyenlere de tamam, hediye olsun. O zaman Lehane gelsin. Tüm annelere gelsin. Oğuz. Sarımın da bari berfe gazı çiyan alele ale ale lekasımız ale sevdiği çıkı soru şaşmune emmane emmane ane ane lekasına sevdi çıkma sonra şaş bu ne emmane. Yüreğine, dinle sağlık sevgili Dursun. Teşekkür ederim. Söz müzik sana ait. Söz çok güzel. Bana ait. Rahmetli anneme yazmıştım. Bunu tüm annelere gelsin hocam. Tüm annelere gelsin. Çok duygusal bir eser. Evet. Stüdyoda çalışırken de her seferinde duygulandım. Bazı eserleri böyle... Çünkü siz gelip belki bir kere, iki kere ya da üç kere, beş kere okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ama düşün, ben bu eseri en az stüdyoda çalışırken 100 kere hem müzisyenlere çaldırırken, hem sizlere okuturken, hem sıfırdan pilotlarını alırken, mix yaparken, mastering yaparken en az 100 sefer dinliyorum. Ve 100 sefer dinlediğimde de ayrı bir hüzün hissediyorum bu eserde. Çünkü anne eserleri eyvallah gerçekten önemli. Evet. Eserle ilgili söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Eseri anneme yazmıştım hocam, işte annem Hakk'a yürüdükten sonra duygulandım böyle. Yazdım anneme. Tüm annelere gelsin. Tüm annelere gelsin. Annesini Sakine, kaybedenlere gelsin daha çok. Evet, daha doğrusu. Sakine ablaya armağan ediyoruz. Burada eşlik eden bana düette, vokalde sevgili Tülay kardeşime de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Koçgiri albümü 4 çok güzel oldu. Çok güzel eserler var. Sevgili Gurbet'in, sizin hocam, Binali hocamın, Metin'in ve bu albümde oldukları için burada olmayan arkadaşlar... İsimlerini de yad et tekrar. Sevgili Sunal Erdoğan. Hani Erdoğan dedim de hani kardeşim değil. Metin hocanın köylüsüdür. Benim sevgili akrabam. Sunal akrabasıdır. Ali Gökdeniz. Fikret Erkol. Tülay'ı söyledik Tülay, zaten sevgili zaten Tülay Maciran. Söyledik, bağlandı. Albümde oldukları için, seslerini kattıkları için, bu, geçmişten bugüne kadar, yani Koçgiri 1'den 4'e kadar emek veren her insan kıymetlidir, değerlidir bizim için. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar ve teşekkürler. Bugüne kadar Koçgiri albümlerinde olan diğer arkadaşlarımıza da evet, bu bayrağı bir adım ileri taşıdıkları için ve bize zamanında eşlik ettikleri için, yoldaşlık ettikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz tabii. Şimdi programımızın sonuna geldik de şimdi veda konuşmalarını yapacağız. Jenerik bağlandıktan sonra 2 tane eserimiz var sevgili dostlar. Özellikle bizim... Ben Metin Öztem ve Dursun Erdoğan'ın birlikte okuduğu bir eser var. Klibimiz var. Televizyonlarda ilk defa yayınlanacak. Jenerikten sonra onu dinleyeceksiniz. Sonra da peşinde Tülay Maciran'la benim okuduğum düet var. Onun da YouTube videosunu izleyeceksiniz. Jenerikten sonra, o yüzden kapatmayın. Şimdi albümle ilgili veda konuşmasını yapmadan önce unuttuğumuz bir şey var mı arkadaşlar? Şeyle ilgili, albümle ilgili söylememiz gereken bir şey. Yani özellikle tabii Koçgiri albümünde eşlik eden müzisyen dostlarımız Devrim Canen, Serkan Yıldırım, Emre Sınanmış, Sinan Acar ve Yaşar Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da tekrar yüreğini kattılar. Buradan onların emeklerini de tekrar hatırlatıp ve teşekkür edelim. Veda konuşmalarını bu sefer böyle alayım, bugüne dair veda konuşmalarını. Sevgili Binali, bugüne dair veda konuşmalarını alalım. Sonra programımızı öncelikle bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, böyle bizim için anlamı büyük ama aslında arşiv içinde anlamı büyük olan bir yapıdan söz ettik. Orada o albümün içerisinde bulunmaktan mutluyum. Fakat o albümün içerisinde sanatçı olarak yer almamın dışında bir Koçgirili olarak çok teşekkür ediyorum. Başta size ve o albümde yer alan herkese ve o albüme dinleyerek de destek veren bütün herkese saygılarımı sunuyorum. Burada bulunmak mutlu etti beni. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Daim olsun varlığınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili Metin, bugüne dair son sözleri alayım. Binali Hocam çok güzel anlattı zaten. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce benim de bu albüme katkım belki dördüncüsünde oldu ama ben de bundan önceki bütün abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Koçgiri albümünü 4'e kadar getirdikleri için. Sizin de başta Dursun abi, senin hocam çok büyük emekleriniz var. Onun için teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımızın emeğine, gönlüne sağlık. Müzisyen dostlarımıza. Çok güzel stüdyo çalışmalarımız oldu. Çok mutlu olduk. Bazen ağladık, bazen güldük. Sohbetlerimiz oldu. En önemlisi de bunun olduğunu düşünüyorum. Kültürümüzü yaşatırken yaşadığımız o duygular aslında tamamen bizim kendimizin, kültürümüzün getirdiği şey. İşte ağlamak, gülmek, sohbet etmek, muhabbet etmek, bunların hep içindeydi. Umuyorum Koçgiri 4'ü de bizi dinleyen bütün dostlarımız, o coğrafyada yaşayan bütün insanlar gereken değeri verirler ve kendini Koçgiri 4 albümü ve bugüne kadar verilmiş olan bütün emekler, o eserler hak ettiği yerde yer alır. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hepiniz. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Bu da oluyorum hep yan yana olmaktan. Onur ve gurur duyuyorum. Müzisyen arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum programda. Onlar da evet, yıllardır hep beraberiz. Çok mutluyuz. Onların da ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Bütün kameramanlara, Yıldız TV emekçilerine çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun. Sevgili Gurbet, bugüne dair son sözlerini alayım. Hocam ben de bir Sivaslı Koçgirli olarak bu albümde yer almaktan son derece mutluyum. Gerçekten büyük bir haz aldım. Özellikle bu eseri okuduğum için. Burada olmaktan, güzel ortamı yaşadığım için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarıma, Yıldız TV'ye, Ehl-i Dem dinleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Acayip keyif aldım. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Kendi evimdeymişim gibi hissettim hocam. Muhteşemdi ya, çok güzeldi yani. Dışarıya nasıl yansıdı bilemiyorum ama ben büyük bir haz aldım. Tepkileri sizlerle yarın alırsınız. Evet, sizlerle birlikte aynı programda bulunmak muhteşemdi hocam. Teşekkür ederim, emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim sevgili Gurbet. Bir telefonumuzla Avusturya'dan atlayıp geldin. Hocam. Kültürün adına bu derece bağlı olduğun için çok teşekkür ediyorum. Dursun, son sözü sana vereyim ki belki unuttuğumuz bir şey olursa belki sen toparlarsın. Yani albümle ilgili unuttuğumuz bir şey var mı yok mu, arkadaşların eksik bıraktı. Sen de son cümlelerini alayım. Hocam burada olmak keyifliydi. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum ben. Bence çok güzel oldu. Keyifliydi. Müzisyen arkadaşlara, sevgili Baran'a, sevgili Cem'e, kameraman arkadaşlara ve diğer müzisyen arkadaşlara, bu saate kadar televizyonları başında bizleri izleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Albümle ilgili söyleyeceklerim, Hasan abinin eseri vardı. Ethem abi. Ethem abinin eseri vardı ama zaman kısıtlı olduğu için okuyamadık. Burada Ethem abiye, Ethem Arslan'a, Bağlama Köyü muhtarına ve mesaj Hasan abiye selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah bir dahaki programda okuruz. Diyeceğim şudur hocam. Vermiş arkadaşlarımızla beraber çıkmış olduğumuz bu yola umut ediyorum ki dinleyici kitlesi de sahip çıkar kendi kültürüne. Çünkü bir toplumun kültürü olmazsa toplum olmaz diye düşünüyorum. Umarım hak ettiğimizi buluruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tabii özellikle şimdi bu kültüre sahip çıkmak için bunun dinlenmesi lazım. Bunu da gerçek kaynaklarından, gerçek korsan yerlerden değil. Bazı sayfalar mesela kültüre hizmet ettiğini söyleyen bazı sayfalar o şeyleri YouTube'dan ya da başka yerden alıp kendileri videoyu düzenleyerek sayfalarından veriyorlar. Bunun ne kültüre ne bize bir faydası yok. Emeğimize aslında haksızlık ediyorsunuz. Eğer bir paylaşmak istiyorsanız bu şeyi YouTube linkinden paylaşın. YouTube'dan videoları kendi sayfalarınıza kopyalayıp paylaşmayın. Bu gerçekten emeğe saygısızlık ve hakkaniyetsiz bir durum olur. Eğer gerçekten kültüre destek vermek istiyorsanız kendinize çıkar sağlamak uğruna sayfalarınıza indirip paylaşmayın. Etik ve ahlaki değerlere sahip çıkarak linki paylaşırsanız bu kültüre o zaman hizmet etmiş olursunuz. Evet sevgili dostlar, bir Ehl-i Dem'in daha sonuna geldik. Ama geçen hafta ben teşekkür ederken Ehl-i Dem Orkestrası'nı unutmuşum. O yüzden bugün iki kere teşekkür ederim. İlk önce baştan bir teşekkür edeyim. Ehl-i Dem Orkestrası'na, sevgili Baran'a, Cem'e, Özgür'e, Eren'e ve Kenan'a bir teşekkür baştan edeyim ki şimdi biraz sonra gene teşekkür edeceğim. Borçlu kalmayı sevmiyorum. Evet sevgili dostlar, Yıldız NTV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ha, şunu unuttum bak. Onu söylemem gerekiyordu. Özellikle şimdi izleyeceğimiz klip, üçümüzün okuyacağı klip Rındeşab'ım Akçadağ Kürecik bölgesinden bir eser ve Haydar Erdoğan abimizin kaynak kişilik ettiği bir eser. O eseri Haydar abi dün beni aradı, fırça attı Metin. Öyle mi hocam? Tabii Haydar abi aradı, fırça attı. Ya o dedi ki bu albümü sen dedi bir de yaptın dedi şeyini falan. Masteringini falan da o albümü ben yaptım, o eseri. Diyor ki sen diyor niye dedim. Abi dedim bizim dedim biz aldık şey Akçadağ'dan aldık. Koçgirli yaptık eseri dedim. Yani ama orada Akçadağ sözleri de onlar gibi okup dedi biraz değişiklik yapmışız. Biz dedik Koçgiri'ye adapte ettik dedim. Aynen. Haydar abiye dedim. O yüzden kusura bakma abi dedik. Senin adını yazdık orada. Haydar Arda. Albümü de yıllar önce herhalde 25 sene 30 sene olmuştur. Onun şey masteringini falan da Haydar abiye ben yapmıştım. Sonradan Haydar abi söyleyince bir de fırça atınca kendime geldim fırçayı yiyince. Haydar abi ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi o klibi izle orada. Özellikle bunu şey yapayım. Yıldız En TV ailesine teşekkür ediyoruz dedim. Yönetmenimiz Murat'a, sevgili Tuğçe'ye, seste Oğuz'a ve Emir'e. Montajda? Oğuz. Montajda. Orada da mı Oğuz var? Vay, İki tane mi Oğuz var? Sevgili montajda da sevgili Oğuz'a, kameramanlarımız sevgili Ulaş. Geçen hafta sen beni yanılttın. Evet. Orkestrayı sen bana unutturdun, araya girdin. Cezalısın. Bu hafta sana teşekkür etmeyeyim Ulaş. Haftaya iki kez edecektim. Sevgili Merve ve Doğukan var orada. Doğukan'a çok teşekkür ediyorum. Çaylarımız için Turan Usta'mıza ve Bağdagül ablamıza çok teşekkür ediyorum. Hocam, evet, her zaman olduğu gibi. Hocam Mert'i unuttum. KJ'de de Mert'imiz varmış. Evet, onu da unuttuk. Bak gene unutturacaksın Ehl-i Dem. Araya girdi Ehl-i Dem Orkestrası'na, sevgili Baran'a, Cem'e, Özgür'e, Eren'e ve Kenan'a çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta unuttuğum için bugün sefer iki dikiş oldu. Sevgili dostlar, yayını kapatmayın. Şimdi biz jenerikten çıkacağız ama önemli iki tane eser peş peşe gelecek. Birincisi üçümüzün yaptığı, sevgili Haydar Erdoğan abinin kaynak kişilik ettiği Akçadağ Kürecik türküsünü, en azından Koçgiri varyantı versiyonunun nasıl olmuş onu dinleyin. İkincisi de çok bildiğimiz, hepimizin bildiği Pısmamet Emeği, Tülay Maciran'la yaptığımız düeti de dinleyin. En azından yarın yorumlarınızı sayfamızda falan yaparsınız sevgili dostlar. Tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar diliyorum sevgili dostlar.